Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla sunuş getirişimiz. Kıymetli dostlar, ekranımızı bulsun. Blinken Şarık Türkistanlık panahlık televizyonlar meselesine diplomatik arlaşışı çağırıldı. Amerika Parlamenti Xitay İşleri Komitetinin ikki raisi Amerika Taşqi İşlar Ministeriga mektup yazıp, Marakeş, Saudi Arabistan ve Kazakistan'ın Uyghur ve Kazaklarını Xitay'a ötküzüp beriş kılmışıga diplomatik arlaşışın talep kıldı. Amerika Avazı'nın 2 fevraldaki haberde bildirilişe, Amerika Parlamenti Xitay İşleri Komitetinin ikki raisi Amerika Taşqi İşlar Ministeriga mektup yazıp, Ministerlikten Marakeş, Saudi Arabistan ve Kazakistan Katarlık devletlerdeki Uyghur Kazak panahlık telegücüler meselesine diplomatik arlaşışını talep kılgan ve panahlık telegücülerini Xitay'a kaytırıp berişinin halkara kanunga xilap ikenligini, eğer Xitay'a kaytırılsa Xitay rejiminin xalıgancı tutkun kılış, kıynaş ve başka naçar muamillerge uçuraş xavupiki duç kilidigallıqını bildirgen. Mektupni Amerika Parlamenti Xitay İşleri Komitetinin Birleşme Reisleri bulgan Kengash Palata Azası Jeff Merkley bilen Avam Palata Azası James McGovern Taşqi İşlar Ministeri Antony Blinken'ga yazgan bulup, mektupta Saudi Arabistan, Marakeş hemde Kazakistan'nın mezkur panahlık telegücülerini Xitay'a kaytırıp biriş ihtimallıqı tilge ilingan. Ular mektubada Blinken'ni Şarkı Türkistan'da devamlaşıvatkan irki kırgıncılık ve insaniyetke karşı cinayetlerini közü tutkan asasta bu meselege arlaşıp, mezkur kişilerinin Xitay'a kaytırılışını tosup gelişini talep kılgan. Mektup diyene Saudi Arabistan, Pakistan, Mısır, Tayland ve Malayşiya Katarlık devletlerinin ötken 10 yılda Uyghurlarını Xitay'a kaytırıp berip, halkara kanunga xilaplık kılganlıkı tekitlengen. Mektupta Marakeş tarafından Xitay'a ötküzüp beriliş aldıdı durgan Uyghur paaliyeci İdris Hasan tilge ilingan bulup, Marakeş sotunun İdris Hasan'ın Xitay'a tapşırıp berişini tasdiqlaşının 2016 yılı Xitay bilen Marakeş imzalığan iki devlet iqtisadi hemkarlığı toğrusidaki kelişimge münasibetlik bulışı mümkinliki oturgu koyulgan. Mektupta yana Saudi Arabistan dairleri tutup duruvatkan Hamdullah Abdüveli ve Nur Muhammed Rozi'nin ehvali cümleden Saudi Arabistan dairlerinin ularga 1. ayının 5'de ularını Xitay'a kaytırıp etidigallıqını eytkallıqı tilge ilingan. Mektupta yana 10 yanvar Zimistan Toru'da elan kılınan Kazakistan sahçelerinin Xitay konsul hadimleri bilen hemkarlaşıp Kazakistan'da panahlık tilavatkan 100'den artık Kazak panahlık tilgeci ve okuğucini Korgas Tamojnisi arkalık Xitay'a kaytırgalıqı tilge ilingan. Mektupta deyilişçe gerçi Kazakistan dairleri Şarkı Türkistan'dan gelgen bir kısım Kazaklarının Kazakistan'da kilişiğe yol koygan bolsa mı? Ama Kazakistan'da oltıraklaşış salahiyetige erişken kişilerinin Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'da devamlaştırıvatkan bastur siyasını aşkarlaşığa tosqunluk kılgan. Parlament azaları mektubada biz Taşqi İşlar Ministerliğinin bu devlet organlarına bu xildeki kişilerinin çigradın qoğlap çıkırılışının aldığını eliş mecburiyetini eskertip koyuşka ve bu devletlerdeki organlardan yukurda tilge ilingan meseleler hakkıda uçur ve çüşenci talep kılışkı çakırımız digen. Uyghur bayının Şarkı Türkistan ve Türkiye'deki mal mülki olcığa aylandı. Şarkı Türkistan'da tutkun kılınan Uyghur bay Ekber İmin'nin Türkiye'de kalan 225 milyon lira puluğa tuzak kurulganlıqı, şunaklı Şarkı Türkistan'daki mal mülkünün mu Xitay tarafından bulan talan kılınganlıqı aşkarılandı. Türkiye en yeni haberler torunun 2 yanvardaki haberde bildirilişe, Türkiye'de bir kuruluş şirketi kurgan Şarkı Türkistanlık Uyghur ticaretçi Ekber İmin, Xitay tarafından kanunsuz soda kılış ve pul yüş degen tökmet bilen kolga ilingan bulup, bu haberini anlayan aldamcılar derhal hareket kekilip, saxta hüccetlerini tayarlap Ekber İmin'nin Türkiye'deki bankalarga amanet koygan 225 milyon lira pulunu aldap ilivilişge urungan. Haberde kayıt kılınışça bu ehvaldan haberdar bolgan Ekber İmin'nin ayali, ular menin yoldaşımının pulunu bulmakçı buluvatıdu dep oturgu çüşüp, sotka arız kılgandan kin aldamcılarının pilalları soğuculaşkan. 54 yaşlık Ekber İmin kuruluş ticareti bilen şoğullundugan Xotendeki tunulgan baylarının biri bulup 2014 yılı dostu bilen Türkiye'ye gelip İstanbul'un Avcılar rayonunda Güzel Makan kuruluş şirketi namıda bir şirket kurgan. Bu ceryanda Türkiye'deki birkaçı bankada hesabat açıp tahminen 225 milyon lira amanet koygan. Sabah gezisinin bu vaqtki haberge asaslanganda Ekber İmin 2015 yılı Şarkı Türkistan'a kaytkan bulup Xitay dairleri onu kanunsuz soda kılış ve pul yüyüş degen tökmet bilen kolgalgan.
Onu tanıyduğun kişilerine ilgili sürüşçe Ekber İmin mezkur tökmet bilen 25 yıl kesilgen. Ekber İmin'nin Xitay tarafından tutkun kılınğanlığını bilgendiyken sahte hüccetlerini tayarlayan atalmış haqdarlar ve yallanğan advokatlar oturuğa çıkıp, icra oğrularına iltimas sunup bankedeki 225 milyon liranı aldıp ilip almakçı bolğan. Dəl şu peytte Saudigarının ayali Mali Rana oturuğa çıkıp, onlarının öz yoldaşının pulunu ilip almakçı bolğanlığı haqqıda arız sunğan. Türkiye Teptiş Mahkeme xadimleri Mali Rana Hanım'ın arızıge asasen dilonu tekşürüşke başlığan ve imza evrişkisini seliştirip tahlil kılışı arqılıq atalmış Ekber İmin imza koydu deyilgen barlıq imzalarının sahte ihkallikini eniklap çıkan. Ondan başka Teptiş Mahkemesi dilonu tahkikleş üçün Xitay'nın adliye organlarına hemkarlı şaqıda iltimas sunğan bulup Xitay'nın Ankara'da duruşluk baş elçihanesi bu meselege inkas kaydırgan. Ve Ekber İmin'nin 2015 yılı 13 ayının 1. günü Şarkı Türkistan'a barğalıqı 2015 yıldan beri hiç kimge vakaletçilik hukuku bermegenliki atılmış haqdarlarını tunumaydıqalıqı bildirilgen xat arqılıq Türkiye Teptiş Mahkemesi'ne cevap bergen. Şunun bilen Teptiş Mahkemesi'nin talepige asasen Ekber İmin'nin bankedeki 225 milyon lira puluğa aldını eliş tedbiri kullanılgan. Bu aktiki haber tarqılıp atkan bir peytte aldıngı günlerde TikTok'ta tarqalgan bir videodaki kim artı kılıp setişki çıkırılgan binanın Ekber İmin'i tabi ikkallegi delillendi. Mezkur sında külümü 46 min kvadrat metre kildiğen 24 kavetlik binanın 177 milyon yuan başınlış bahası bilen 20 yanvardan tartıp kim artı kılıp setildiğallıqı tilgi ilingan. Bina Xitay'nın Alibaba torunun kim artı setiş süpüsüge çıkırılgan bulup bu aktiki sin ictimai taratkularda tarqalgan deyken əsli mənbədin tizlikte öçürülgen. Bu aktı ziyaretimizde qobul kılgan Sütuq Buğrahan Vahbi Konya Şöbesi Reisi Abdülahad Udun özünün Ekber İmin bilen tanışıdığalıqını onun Xotendeki tunulgan baylardan biri ikkallikini bildirdi. Ve bu binanın Ekber İmin'i tabi ikkallikini delildi. Onun eğitişçe mezkur 24 kavetlik bina Xoten şehrinin merkezi hesaplandıgan Gülbağ rayonu selingan 5 yıldızlık mihmanxanı bulup 200 milyon yuan sarıp kılıngan ve 2017 yılı bütken. Yıkınkı bir neç yılda Şarkı Türkistan'daki baylar Xitay rejiminin irki kırgıncılık siyasetindeki muhim nişanğa aylanğan bulup, sanaksız baylar tökmet bilen tutkun kılınıp, mal mülükleri bulan talan kılıngan. Uyghur Kişilik Hukuk Kuruluşu'nun buldur 9. ayda elan kılgan dokulatıdaki görüntüleşe, 2019 yıldan başlap Şarkı Türkistan'daki atalımı sot mahkemeleri Xitay'daki sodu torbeketlerde kem digende 21 Uyghur bayının iqtidarçılıkıdaki aile elektrik saymaları öymülük ve şirket peyini özge algan 150'den artıq mülükni kim artıq kılıp satkan bulup umumi kımmeti 84 milyon 800 min dolarga yetken. Ama bu pekat aşkarlanğan malumatlar bulup ziyangeçlikke uçurgan baylar ve mal mülkünün haddi hesapsız ikerliki oturgu koyulmaqta. Erkin Tunyaz'nın dokulati Xitay'nın cinayetlerini aşkarılap verdi. Atılmış Uyghur Abnum rayonunun reisi Korçak Emeldar Erkin Tunyaz'nın 13. nöbetlik halık kurultuyunun 5. yığında bergen 2021 yılı hizmet dokulati Xitay rejimi izcil inkar kılıp kilovatkan köpligen cinayetlerini ispatlap verdi. Tanrıtağ Doğru'nun 2. fevraldaki haberde bildirilişe Erkin Tunyaz atılmış Uyghur Abnum rayonluk 13. nöbetlik halık kurultuyunun 5. yığını da 2021 yılı hizmet dokulatı berip, 2021 yılı 7-5 emge küçlerini yötkep işgı oğrulaştırış namıda Şarkı Türkistan halkını 3 milyon 174 min adam qetim başkı yurtkı yötke gellikini, bütün yıllık nişan vazifini aşırıp oğrundığallıkını, halkını yana atalmış terbiyeleş merkezde türlük kesipler boyunca 2 milyon 214 min adam qetim terbiyeleb, ötken yıldikiden 79.85% aşırıqallıkını dava kılış arqılıq, mecburi emgekke seliş, sürgün kılış, ceza lagırgı kamaş cinayetlerini sallıq malumatlar bilen aşkarlıgan. O dokulatıda yazılardaki 4 yaştan 6 yaşkıcı bolgan ballarını yeslige eliş boyunca ilişki tigişliklerini toluk elişini işge aşırdık, okuş eşidiki ballar ve yaş ösmerlerinin hemmesini okutuşini, devlet ortak teleyizikada okutuşini umumiyüzlük işge aşırdık digerlerini tilgi elip, Xitay'nın Şarkı Türkistan halkını Xitaylaştırış, asimilasiya kılıçtak rezil maksıda icra kılgan ösmürlerini ailelerden ayırıp, balılar lagırga kamaş, mecburi Xitaycı ögütüş qatarlı kılmışlarını muayyenleştirgen. Erkin Tunyaz dokulatıda atılmış yazı hacetxana ıslahati, kapır ayullarını özgertiş namıda min kenit mahallini kökertkenlikini, şehir bazarlardaki konu oltırak rayullarını özgertiş kuruluşunu yoluk koyup, 231.500 şehir bazar ahalisinin
Uyghur milli uslubida selinigan uyini chaqqanligini 63900 yurish uyini chiqib o'zgartganligini 168800 namrat aholining boshqa joyga ko'chirilganligini tilga olib, Xitoy rejimining Uyghur mahallalarini milli uslubdagi qurilish binokarliklarini yo'qotish, xalqni tarqoqlashtirib o'rinlashtirish jinoyatlarini dalillagan. U dokladida yana atalmış Junxa millati o'rtaq gavdasi engini kuchab tashviq qilganligini Buni xizmatining asosiy liniyasi qilib, xalqning tarix qarishi, millat qarishi, madaniyat qarishi, din qarishini puxtaligini, millatlar ittifoqlashib bir oila kishilardek bo'lish nomida Sharq Turkistonda 1 million 200 mingdan ortiq kadr ishchi xizmatchi, asosiy qatlamdagi 1 million 600 ming oilalikdan ortiq Uyg'ur, Qozoq qatorliq millatlar bilan atalmış qo'shmoq tuqqan qilinganligini, 383 mingdan ortiq kadr o'qituvchi va 4 million 510 ming o'quvchining do'stlashtirilganligini Milletler arılışıp yaşaydıgan cemiyet kurulması ve mahalle kuruluşuğa zor küç çıkarganlıkını, arılışıp yaşaydıgan kent mahalleden 4783'ni, Oltırak rayonundan 9223'ni kurup çıkarganlıkını tilge ilişi arkalık, Xitay rejiminin Şarkı Türkistan halkını asimilasiya kılış, nüfus kurulmasını mecburi özgertiş, umumiyüzlük nazarat kılış katarlıq cinayetlerini körüstüp bergen. Erkin Tunyaz dokulatı diyene Şarkı Türkistan'da İslam dinini Xitaylaştırış, dinni sosializm cemiyetiga uyg'unlashtirish siyosatini kuchab ijro qilganligini, atalmış dini asabiylikni bostirish harakatini kuchab ijro qilganligini qayta ta'kidlab, Xitoy rejimining dini bostirish jinoyatini izchil davomlashtirib kelganligini ko'rsatib bergan. Dokladning oxirida Xitoy rejimining 2022 yillik nuqtalik razil planlari o'tirg'i qo'yilgan bo'lib, atalmış terrorlikka qarshi turish, uch xil kuchning kashilisini yo'qotish kerakligi G'arb ellarining Sharqi Turkiston masalasidagi tashviqotiga qarshi turish kerakligi, milliy uslubdagi hoyla aramlarni chekishni davomlashtirib, 1273 Koni Oltiraq rayonidagi 203 900 yurish uyini o'zgartirish vazifasini tamomlashni planlaganligi, islom dinini xitoylashtirish, sotsializm jamiyatiga uyg'unlashtirish siyosatini davomli kuchab ijro qiladiganligi, Xitoy an'anaviy madaniyatini maktabga kirgizish, oilaga kirgizish, mahallaga kirgizish Shunaqla diviziya bilan yerlikni birlashtirish qatorliq vazifalarini ching tutadiganligi bayon qilingan. Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatining ijrochilaridan biri bo'lgan Shohrat Zokirning o'rniga tayinlangan qo'rchoq amaldor Erkin Tunyaz 27 yanvar rasmiy holda atalmish Uyg'ur Abnum rayonining raisi bo'lib tayinlangan edi. Analistlar Xitoyning Sharqi Turkistondagi yuqori darajalik amaldorlarini almashtirgan taqdirda, ammo irqiy qirg'inchilik siyosatida ko'p o'zgarish bo'lmaydiganligini bildirib kelmoqda. Köpligen Amerikalıklar Beijing Olimpikini diplomatik boykot qilishni qo'llagan. Amerikadagi bir raisinash natijasida ko'rsatilishicha ko'psonlik Amerikalıklar hukumatning Beijing qishloq Olimpik tanarkat musobaqasini diplomatik boykot qilish qarorini qo'llaydi ekan. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha Pew tadqiqot markazi yaqinda e'lon qilgan tekshirish dokumentida 46% ziyorat qilinuvchining Biden hukumatining Beijing qishloq Olimpik musobaqasini diplomatik boykot qilishini qo'llaganligi 22% kishining qo'llamaganligi, yana 31% kishining aniq bir narsa deyalmaganligi ko'rsatilgan. Bildirilishicha, Pew tadqiqot markazi 10 yanvardan 17 yanvargacha bo'lgan 7 kun ichida 5128 amerikalikka qarata ro'y sinash faoliyati o'tkazgan va Amerika xalqining Xitoyga bo'lgan ko'z qarashining bu 1 yilda asosiy jihatdan o'zgarmaganligini 54% kishining Xitoyni Amerikaning raqobatchisi deb qaraydiganligini, 35% kishining Xitoyni Amerikaning dushmani deb qaraydiganligini, faqat 9% kishiningla Xitoyni Amerikaning sherigi deb qaraydiganligini aniqlab chiqqan. Oqsaroy bultur 12-chi ayda Beijing qishloq Olimpik tanarkat musobaqasini diplomatik boykot qildiganligini jakarlagan bo'lib, bu qarorning kishilik huquqni qo'g'dash haqida qilgan va'dasini amaliyalashtirish ekanligini ta'kidlagan. Aqsaray axborot katibi Jen Psaki mo ayni vaqtda o'zlarining bu tanarkat musobaqasiga qatnashib tomosha ko'rmaydiganligini, Amerika diplomatlari va vakillarining Xitoy rejimining Sharqi Turkistondagi bostirish harakati sababli ishtirok qilmaydiganligini bildirgan. Xitoy rejimi bo'lsa, kishilik huquq masalalarining Xitoyning ichki ishi ekanligi, Xitoyning atalmish egilik huquqiga munosabatli ishlarga hech qanday tashqi kuchning aralashmasligi kerakligi haqida jar solib kelmoqda. İstanbul'da Xitoyga qarshi namoyish va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazilmoqchi. 1997 yili 5 fevral yuz bergan G'ulji qatliamini xotirlash va Beijing irqiy qirg'inchilik olimpikiga qarshilik bildirish uchun Xitoyning Istanbuldagi bosh konsulxonasi oldida namoyish va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazilmoqchi.
Mezkur namayış ve akbarat ilan kılış yığını Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin uğrulaştırışı ve başka teşkilatlarının kollaşı bilen teşkillengen bulup 4. fevral Cuma günü saat 11'e uğrulaştırıldı. Aslında her yılı Gulci katli amini hatırlaş üçün ötküzülüp kilovatka namayış 5. fevralığa uğrulaştırılıp gelgen bulsun mu? Beijing'de ötküzülmekçi bulgan kışlık olimpik müsabakısının 4. fevral başlandığı sebeplik bu yıl hem Gulci katli amini hatırlaş hem Beijing irki kırgınçılık olimpikiga karşılık bildiriş namayışını birleştirip 4. fevral ötküzüş karar kılıngan. Mezkur namayış yana Türkiye'nin Kastamonu ve Kahramanmaraş vilayetinde mi ötküzüldüğün bulup namayış katnaşıkçılar üçün abdubos uğrullaştırıldı. İstanbul'un her kaysı rayonlarına uğrullaştırılgan abdubuslarının kozguluş vakti tövendikçe. Zeytinburnu Marmaray Bekat, Safaköy Çardaklı Bekat, Başakşehir 1. etap Katarlık rayonlardan etigen saat 9'da kozguludu. Selimpaşa Uygur Korosu aldıdan etigen saat 7:30'da kozguludu. Her kaysı teşkilatlarının mesulleri ictimai taratku vasıtları arkalık Türkiye'de yaşayavatkan Şarkı Türkistan halkıya hitap kılıp, mezkur namayışka aktif katnışka Xitayga karşı gazap nepirtini bildirişke çakırdı. Dünya Sağlık Teşkilatı Omikron'dan galip geldik deyişke tehi baldur dedi. Dünya Sağlık Teşkilatı baş emeldari Tedros Adhanom Xitay virusuna karşı birer devletini mağlup buldu ya ki galip kıldı deyişke xeylili baldur işgellikini etdi. Dünya Sağlık Teşkilatı baş emeldari Tedros Cenevede ötküzülgen akbarat ilan kılış yığını da bultur dünya miqyasıda 370 milyon kişinin Xitay virusu bilen yukumlanğallıqını 5 milyon 600 min kişinin kaza kılgallıqını əskertip ötken. O Xitay virusu omikron nusxısının 10 hafta ilgiri bayqalgallıqını ama hazırgıcı dünyada 90 milyondan artıq kişinin omikron bilen yukumlanğallıqını bu sanının 2020 yılda Xitay virusu bilen yukumlanğıçılarının sanıdın köp ikerlikini dünyanın nurgun rayonlarda Xitay virusu sebeplik ölüp getkerlerinin köpü yuvatqallıqını qayt kılıp ötken. O vaksinalarının omikron nusxısına bolgan ünümü toğrısıdaki sualga tetkik kılıp yasalgan vaksinalar omikron nusxısına karşı ünümü yukarı. Bulup mu 3. şişi vaksininin hatırlık gruplarda icabi ünümü bulup atıdı o diyen ve vaksinalarını kem kütsüz digili bolmaydı gallıqını ama kançılık köp kişi vaksini emlesse virus tarqılışının şünce azıydı gallıqını bildirgen. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın tetkikatçısı Dr. Somya Sivaminathan vaksinalarının Xitay virusunun her kaysı nusuklarına karşı ünüm nisbetini izcil gözüp durvatkallıqını təkitləb, bundan kin payda buluş mümkünçilike bolğan virus nusuklarının haberimiz boludu. Hazırkı vaksinalarını bu nusuklarına karşı kandaq yenilaş kerektiki doğrusu da tetkikatlarımızın devamlaştırvatımız digən. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşkü şahsilerini Cenab-ı Allah'a taşırmız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.